Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu efsanenin dönüşü serisinin 4. bölümü olacak. İlk 3 bölümdeki desteğiniz için çok teşekkürler. Bugün de oylarınızla yepyeni bir oyuncu alacağız takımımıza ve Hacı ile başladığımız zafer yoluna devam edeceğiz. İşte gördüğünüz gibi takım bu şekilde. Yine oyuncularımız Muslera, Lens ve Cavani Haci'nin etrafında zafer yolculuğuna devam ediyoruz. Takımın performansına çok memnunum. Bir önceki bölümü izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. 3-3 üç yaptık. Süper goller attık. Gayet güzel bir bölümdü. Gördüğünüz gibi istatistikler ortada. Lens her ne kadar skora katkı yapmadıysa da doğrudan çok iyi bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Bu bölümde de aslında ezici bir üstünlükle oylarda Yunus Mallı'yı alıyoruz. Yunus Mallı'yı takımımıza katıyoruz. E, Mainz'da oynuyor. Bundesliga'da, Almanya Ligi'nde Türk oyuncu. Orta saha oyuncusu. Orta sahanın sağına, Umut Gündoğan'ın yanına, yerine. Ee, takıma katkı olarak alıyoruz 15.000 civarı bir para ödedik Kendisine umarım bu paranın hakkını verecek Diye düşünüyorum 79 pay, 86 driblingi var, 80 pası var Hacı'nin yanında iyi bir Ona alternatif, alternatif demeyelim Ona iyi bir yardımcı olacağını Tahmin ve umut ediyoruz Gördüğünüz gibi Division 9'dayız, Division 9'un son maçındayız Umuyoruz ki son maçı Bu maçtan bir puan almamız ya da kazanmamız durumunda bir üst lige çıkacağız. Gördüğünüz gibi zaten ilk 4 maçımızı kazanmıştık. Sağlam bir performansla yolumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde bu bu bölümden sonra da almamı istediğiniz oyuncuyu bana bildirmenizi istiyorum. Yorum kısmına fikrinizi yazarak. ilk rakibimiz bu arkadaş Türk gücü sanırım isminde Kaan'dı. Çok e, güzel bir maç çıkardık ikimiz de. Bence e, hani onu da tebrik etmek gerekiyor. E, hızlı başladık maça. Pozisyonlara girerek Lens gördüğünüz gibi çalımlarla ceza sahasına doğru giriyor. E, i̇yi bir transfer olduğunu söylemiştim. Size teşekkür ediyorum bu oyuncuyu oyladığınız için. Cavani top direkten dışarı çıkıyor. Evet ataklarımızı ikinci yarıda da sürdürüyoruz. Cavani yine e, pivot center for görevini iyi üstlendiğini söylemek mümkün. Evet 77. dakika. Hacı ceza sahasına doğru hızla giriyor. Hacı vuruşunu yapıyor. Kaleci Muslera. Muslera... Bir golü önlüyor burada. Evet devam ediyor ama pozisyon. Hacı, Hacı dönüyor. Hacı ortayı yaptı Cavani, Cavani voleyle topu ağlara ağlara gönderiyor ve 1-0. Bu maç gerçekten iyi bir maç oldu. Dediğim gibi kıran kırana bir mücadele. Çok iyi defans yaptık. Gol yememeyi en azından 80. dakikaya kadar başardık. Amma ve velakin 79. dakikada golü buluyoruz ve öne taşıyor takımımızı Cavani Hacinin asistiyle. Hacı Friki'yi kullanıyor. Mustera topu güçlükle korner'e. Korner'e de çelmedi ama topun sahibi oldu. Evet, 90. dakika artık. Rakibimiz üstümüze geldi ama maçı kazanmayı başarıyoruz ve Division 8'e yükseliyoruz. 8. klasmana yükseliyoruz. Gördüğünüz gibi ödüllerini alacağız. Kuralları bu arada eğer hatırlatmak gerekirse 1. bölümde tekrar izleyebilirsiniz kuralları. Her e, kazandığımız lig başına, kazandığımız klasman başına Paket ödülü alıyoruz. Bitirdiğimiz klasman başına aslında paket ödülü alıyoruz. Gördüğünüz gibi şampiyonlukta 3000 coin de cebimize koymuş olduk. Kaan'a da buradan tebriklerimizi iletelim. Eğer videoyu izliyorsa. Ee... evet bir puanı en azından almıştık. 5'te 5 yaparak bir üst lige çıkma hakkı kazanıyoruz. 8. lige çıkacağız. Bundan sonra rakipler yavaş yavaş zorlaşacak. Ve gördüğünüz gibi 10 tane paketimiz var. Ödül, ödül paketi olarak. E, ligi kazandığımız için 10 paket açacağız İlk paketten ben yeder çıkıyor Aslında bir forvet alternatifi olabilir bize Bunları da oylarınızla aslında Takıma dahil edebiliriz Sadece takım kimyasının 100 olması kaydıyla e, Her oyuncuyu dahil edebiliyoruz Ve aynı zamanda Toplam coin ödüllerimiz dahilinde de Bir oyuncu alacağız bildiğiniz üzere Bu oyuncuyu da size tekrardan Hatırlatmak istiyorum yorum kısmına bana Bildirmenizi rica edeceğim Evet 10 tane paketimiz var İlkini açtık 9 tane paketimiz kaldı. Bu FIFA serisiyle ilgili olarak da bu arada pardon e, Hacı serisiyle ilgili olarak da bir playlist var. Eğer önceki bölümleri kaçırdıysanız onları oradan izleyebilirsiniz ilk 3 bölümü. Ben bu, bu bölümü de aynı şekilde dahil ediyor olacağım oraya. Evet ikinci paketimiz ne yazık ki çok parlak değil ama. Evet bu arkadaş İngiltere 3. liginden ve bir önceki videomda Deli Ali Kadro kurma görevini yapmıştık. Orada gördüğünüz gibi bu adamlar inanılmaz paralara gidiyor. 10 binden bu arkadaşı satabiliriz şu anda. Bizim kulübümüze faydalı olacak bir oyuncu oldu. Evet, devam ediyoruz. Kulübe gönderiyoruz kalan kartları ve bizde fazlalık olanları da satıyoruz. Evet, bu arada bir sorum daha olacak size. Kimya ile alakalı olarak oyunculara Haciye Lens'e vermiştik zaten. Veya defans oyuncularına kaleciye Vermemi istediğinizi düşündüğünüz Kimya stilleri neler olabilir Bunları da aynı şekilde fikir olarak Bana bildirmenizi rica edeceğim ee, Çünkü kimya stilleri bildiğiniz üzere bu, bu sene özellikle performansa Baya bir katkıda bulunuyor bu arada Rikering'de, Orada Galatasaray'ın Eski teknik direktörü diyelim artık ee, Paketten bize çıkmış bulunuyor Devam ediyoruz paketlerimizle 3 tane paket açtık 7 tane kaldı Umarız güzel bir şey çıkacak. Bu oyuncuları bildiğiniz gibi 100 kimya olmak koşuluyla kullanabiliyoruz. Ve bir efsane geldi paketten. Totti Yılların eksik etmediği efsane. Diğer oyuncular çok yarayacak oyuncular değil bize ama her şeyi kulübümüze göndereceğiz. Dottie'yi de sonradan satmak üzere transfer listemize ekleyeceğiz. Evet, bildiğiniz üzere tekrar kuralları hatırlamak isterseniz 1. bölümü izleyebilirsiniz bu arada. Hacı'nin her attığı gol, her attığı asist bize puan kazandırıyor, coin kazandırıyor ve o coinleri burada alışveriş yaparak harcayabiliyoruz. Bunları da tekrardan hatırlatmak istedim. Bu arada e, destek vermek isterseniz, videoyu beğenmeniz beni çok mutlu edecektir. Abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. E, videolar sıklaşmaya başladı ve aynı şekilde abone olursanız ilk videoları siz göreceksiniz. Bu da bir avantajı. Abone olmanız benim için çok iyi olur. 1000 ee, aboneye doğru yaklaşıyoruz aslında buradan. Şu anda 750 abone civarındayız başladığımız YouTube serüvenimde. Bana yardımcı olmak isterseniz tekrardan hatırlatayım abone olabilirsiniz. Çok az söyledim bu videoda bu arada. <laughs> evet devam ediyoruz. Felipe ile Porto'dan ne yazık ki istediğimiz oyuncu değil. Ama Arjantin liginden bir gümüş oyuncu çıktı kadro kurma görevinde belki kullanabileceğimiz Rus liginden bir oyuncu. Az çok para edebilir bunlar. Fitness kartları sonradan satılabilir vesaire vesaire. Evet. Son 4 paketimiz. Artık iyi bir şey çıksın. Evet. Ne yazık ki yıldızlar bile büyük değil. Real Madrid'li Portekizli bir arkadaş ama istediğimiz Real Madrid'li değil. En azından Portekiz'de oynayan. Coentrao. Evet. seri seriyle ilgili yorumlarınız. Daha iyileştirebileceğimiz yönleri vesaire ilgili yorumlarınızı da aynı şekilde bekliyorum. Arjantinli Milanlı eski Beşiktaşlı Sosa. Evet çok iyi bir oyuncu olmamakla beraber oyunda en azından fazla fazla para etmiyor ne yazık ki. Evet İspanya Ligi'nden bir oyuncu çıktı bu arada Suarez'in kadro kurma görevlerinden dolayı da. Biraz paraya gidiyor olabilir bu arkadaş. Evet. 10.000'e 10 gitmiyor herhalde. 3.000 civarında ama yine de sağlam paraya gidiyormuş bu arkadaşları da kulübümüze gönderiyoruz. Evet iki maç daha oynayacağız bu arada her maç her bölüm üç tane maç oynuyoruz ve kadronun kadroyu siz belirliyorsunuz yani ben maçları oynuyorum siz kadroyu belirliyorsunuz tekrardan bu bilgiyi de vermiş olalım. Takımın durumu hakkında pozisyon değişikliği formasyon değişikliği yapabilir miyiz? Bunlar da aslında soru işareti kafamda. 4-3-3'ten her ne kadar memnun e, memnun olsam da şu ana kadar na malup gitsek de e, yine de değişiklikten zarar gelmez diye düşünüyorum. Şu anda işe yarıyor her ne kadar bu formasyon. Çoğu maçımızı kazanmamızı sağladı içindeki oyuncularla birlikte tabii ki. Evet. Tabii ki coinler e, 23.500 coinimiz vardı. 15.000'ini harcadık, 14.000'ini harcadık aşağı yukarı 9 binimiz var. Bu bölümden de kazanacaklarımız olacak tabii ki. Ve bu bölümden kazanacaklarımızla bir oyuncu daha alacağız. Bence bu paraları biriktirebiliriz. Hani biriktirip daha sağlam oyuncular alabiliriz. Oyuncu fiyatları şu anda düştü. İyi oyuncular için aslında çok da beklememize gerek yok. O yüzden e, inform kartlar yerine aslında normal kartları daha yüksek reytingli kartları da düşünebiliriz. Buradan size bir ipucu olsun bu da. İkinci rakibimiz bu arada. Evet gördüğünüz gibi Bremen Fortuna Barcelona takımı evet çok iyi bir takım değil hala Division 8'e gelmiş olmamıza rağmen bu takımlarla oynuyoruz ne yazık ki. maçı hızlı başlıyoruz. Hacı'nın pası Cavani. Cavani topu direğe nişanlıyor. Evet yine de pozisyonlar devam ediyor 23. dakika. Cavani kaleciyle karşı karşıya inanılmaz bir müdahale. Ama bu müdahale kabul edilemez. Futbol kuralları dahilinde kabul edilemez bu müdahale. Doğrudan kırmızı kart olması gerekiyor ve kırmızı kart. Hakem doğru karar veriyor. Konrad'ı atıyor. Ve rakibimiz 10 kişi bu dakikadan itibaren. 74. dakikadan itibaren rakibimiz bu maçı 10 kişi oynamak zorunda. Ve penaltı bu arada. Hacı topun başında. Hacı. Evet sol ayağıyla vuracak. Hacı vuruyor ve topla kaleyi. Topla kaleciyi farklı taraflara göndererek ma maçı 2-0'a taşıyor. Evet. Tiki takayla ceza sahasına doğru gidiyoruz. Yine Kavani Hacı ortaklığı. Yine bir faul. Yine bir faul. Artık bu kabul edilemez. Ha, rakibimiz 9 kişi kalıyor. Kırmızı kart. Hames Rodriguez'in itirazları sonucu değiştirmeyecek. Rakibimiz 9 kişi kalıyor. Rakibimizin bu oyunu oynamaya niyeti yok. Rakibimiz çirkefleşti. Bu dakikadan itibaren Hacı topu dışarı attı bu arada. Evet. Defansta büyük açıklar veriyor rakibimiz. Mert Ilıman. Mert Ilıman uzun yıllar hizmet verdi takımımıza. Ama burada da asisti yapıyor. Cavani. Maç 3-0'a geliyor. 31. dakikada. Evet. Rakibimiz bu maçı oynamaya gelmemiş arkadaşlar. Böyle bir durum olamaz. Biz de cezasını kesiyoruz. Cavani serinin yıldızlarından biri oldu şimdiye kadar. Gördüğünüz üzere 32. dakikada golünü attı ve... Evet Rage Quit geliyor. Geliyor mu? Rage Quit geliyor. Bin coin daha buradan hanemize yazdırıyor oluyoruz. Gördüğünüz gibi Hacı'nin bir golü... Ee, buradan ona e, ekstra bir bin, bin coin vermeni, vermesini e, sağlıyor. Evet 3. ve son maçımız bu bölümde gerçekten sağlam bir takım bir legend var efsane var efsane Rio Ferdinand defansta Smalling ile beraber Schneiderlin, Kante, Fernandinho, Barkley, Remy ve Gray kalede de Butland çok sağlam oyuncular Premier Lig'in en sağlam oyuncularından kurulu bir takım tabi ki en sağlamları değil ama şu vuruşa bakar mısınız Hacı sol ayağıyla topu direkten Kalelerle buluş, kaleyle buluşturuyor, ağlarla buluşturuyor. Kalecinin kurtarmak gibi bir opsiyonu yok. Kurtaramaz bu vuruşu. Süper bir vuruş. Yunus Mallı bu arada burada da asisti yapan oyuncu. Verdiği akıl dolu pasla. Hacı'nin koşu yoluna doğru verdiği pasla. Evet Yunus Mallı 3 e, maçta ilk asistini yaptı. Henüz golü yok. Ama maça e, takıma ısınacaktır diye tahmin ediyorum. E, büyük umutlarla transfer ettiğimiz Türk asıllı oyuncu. Türk oyuncu. Gördüğünüz gibi vuruş harika. 1-0 öne geçiyoruz maçın ta başında. Evet. Rakibimiz ama pes etmek, pes etmek gibi bir niyeti yok. Gray topla buluştu. Yunus Mallı. Büyük bir hata. Remy. Sol ayağıyla topu. Kalecinin sağından ağlarla buluşturuyor. Çok ucuz bir gol yiyoruz burada. Burada biraz daha defansımızı iyi yapmamız gerekirdi. Yanlış hareketler. benim beraberinde bir hatayı getirdi. Hacı vuruyor. Bu nasıl gol olmaz? Bu nasıl gol olmaz dedirten cinsten bir vuruş. Hacı. Topu sakladı. Smalling kazandı topu. Caner Koca tekrar kazandı. Lens. Lens sol tarafta Hacı'yı gördü. Hacı ortayı yaptı. Kavani kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturuyor. Kavani 2-1 yaptı top, durumu 64. dakikaya girilirken. Evet bu işbirliği bize başarı getiriyor. Şu ana kadar Kavani Hacı. Kavani dediğim gibi pivot center for görevini iyi yerine getiriyor. Bu, bu maçlarda bu dönemde. Ama defansta yine yine sekteye vuruyoruz. Yine iyi iyi performans gösteremiyoruz bu maç. Önceki maçta olduğu gibi demeyeyim. Önceki maçta değil. Bu maçın ilk yarısında olduğu gibi. Ne yazık ki 2-2 oluyor durum. Rakibimiz hani onun da hakkını vermek gerekiyor. Sezar'ın hakkı Sezar'a iyi bir maç çıkardı. Ama bu maçı kazanmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Siz de aynı şey fikirdesinizdir diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi 90. dakikaya geldik. Yani rakibimiz 1 dakika önce gol attı. Ee, yarım saattir dayandığımız, 30 dakikadır dayandığımız halde. Yine gol arıyoruz. Lens, Acı, Cavani... Yine bir üçgen kurduk orada ama Klein. Klein bu maçı iyi oynadı. Sağlam takıllar yaptı ve maç bitiyor. 2-2 i̇ki, iki beraberlikle. Oyunumuz bükük olmasa da hayal kırıklığıyla ayrılıyoruz ikinci maçımızda. Üçüncü maçımızdan düzeltiyorum. Yine de bu bölüm yine yenilmedik. 7 ee, puan aldık. 9 puan alabileceğimiz bölümde 2 galibiyet 1 beraberlikle. Bence gayet sağlam bir performans denilebilir yine de. 8. Divizyon'a çıktık. 8. Klasman'dayız artık. Rakiplerimiz yavaş yavaş zorlaşacak. Gördüğünüz gibi Hacı bir gol bir asist. O golde dillere destan bir goldü zaten. Yunus Mal'dan da bir asist aynı şekilde. Evet. 400 coin'i de hanemize yazdırıyoruz. Buradan. Ligdeki durumumuzu da görelim aynı şekilde. Ligde neredeyiz bakalım. Evet. Bir maç. Bir galibiyet düzeltiyorum. Bir beraberlik. 4 puandayız. 15 puan şampiyonluğu getirecek bize. Yine şampiyonluğu ve şampiyonluk ödülü olan 10 paketi hedefli olacağız. Evet sizden ricam bu kadroda neleri geliştirebiliriz? Buna göre bir oyuncu ismi söylemeniz tam bir tane oyuncu olacak. Her bölümün sonunda o oyuncuyu ben kadroya koyacağım ve o şekilde sonraki bölümü oynuyor olacağız. Evet Cavani iyi performans gösterdi. Lens iyiydi. Hacı'yı zaten her maç oynatacağız. Muslera kaledeki güvencemiz. Sizden bir transfer bekliyorum. Birazdan ne kadar coin'imiz olduğunu da göreceksiniz. Evet Hacı'nin performansı ortada. 13 maç 18 gol 7 asist. Güzel bir geri dönüş aldık Hacı'den. Verdiğimiz paranın karşılığında. Evet ödülümüz önceki bölümden kalan 9000. Hacı'nin attığı 2 gol 2000. Hacı'nin 2 asisti var onlardan da 1000. 2 galibiyetimiz 2000 coin. Rage Quit 1000 coin. Lig şampiyonluğu 3000. Önceki bölümden kalanlarla toplamda 18000 coin ödülümüz olacak. Bunları harcayacağız. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğen beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.